Günaydın, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Ay, şu çilekler hep dün aldık ya, çoğu çürük çıkıyor zaten içinden. Ayırttım da dedim az sonra yer. Yemiyorlar, sonra hemen çürüyor. Anında yiyeceksiniz. Ben de dedim şu akşamdan işte şu oraya eşyalarım kaldıydı. Onların kutularını yıkayayım, temizleyeyim. Geri içlerine boşaltayım. Bitmişler zaten. Turşuları da hala bak bir yer bulamadım. Ben bir dama şey yapayım da oraya indireyim bari kız. Ay bugün Can gelsin de Azat'la kuaföre getireceğiz. Bir berbere götüreceğim. Bak güzel de ona da kuaför diyorum. Azat'ı berbere götüreceğiz. Bakın hava bugün yağmurlu değil. Kısa bir de bahçeye göz atarım. Kız o daha gidip tahtayı belirlemedim ki oğlan kesecek yarın. Bugün gideyim de halledeyim. Dün yağmur da gidemedik. Zaten alışverişle uğraştım ancak. Bugün de oraları toparlayayım. Son bir kurutma makinede işte çamaşır onlar çıksın. Valla bu yaşlılar ne kadar güzel bakıyorlar bahçesine. Tabi onlar bakmıyor da bakıcılar var. Gelip şöyle hep bahçeyi temizliyorlar, düzeltiyorlar tertemiz. Kızım oğlum artık her kimse geliyor sürekli. İşte Can'la dışarı çıkarız muhtemelen. Ben de ufak tefek bir şeyler lazımdı düğün için. Kısa bir NKD'ye uğrarım. Küçük bir mağaza var burada. Oraya uğrarım. Ondan sonra yarın biraz boğça yapacağım Beyhan'a yine misafirleri için. 1-2 kilo yaptım çünkü onun hani gelin almaya gelince falan da bizde de illa yemek yapılır, indirilir. Öyle poğaça falan indirelim. Aç olanlar alır yer kendine değil mi? Beyhan diyordu kavurma falan da hazırlayacak işte ne bileyim. Bir şeyler yapacak. Dedi yapma da olmaz o yazık çalışıyor. Dedim yaparım ben evdeyim. Öyle. Hadi bakalım ben şu işlerimi halledeyim. Eşyalarını boşaltayım kutularına. Ana şu şekilde de ne kadar güzel görünüyor kız dışarı. Ey kurban olduğum Rabbim. Hamd ve şükürler olsun ki bu güzel görüntüyü bize gösterdiğin için değil mi? Çok şükür Rabbime. Hadi bakalım bir iş var. Kadir'le aşağıda mangal yapar. Yine geçenki gibi videoyu silsin yine. Geçen şey yapmıştı. Adı neydi? Videoyu yanlışlıkla silmişti. Tam da güzel yerine. Oldu işte böyle kazalar. Hiç kazası. Kalanlar da ben diprize atıyorum kızlar. Hani kurt murt girmesin diye. Valla benim kurutma makinem damdayken hani erzak yerindeyken kurutma şeyim o zaman şey olmuştu. Valla kurtlar giriyordu bazı şeyleri. Kelebekler geliyordu. Geç şimdi artık gelmiyorlar da o kurutma makinesi oradayken olmuştu. Ondan sonra anladım ki sıcak, hani sıcak olunca kurtlanma oluyor. Nasıl ki kurutma makinesini buraya aldım. Üstümde dondura. Ankara şehriye. Bu
arasında kısır bulgur varmış da. Ben yine de almışım. Onu ben öylece difrize atayım. Kısır kutusu daha dolu. Herhalde bu aralar hiç kısır yapmıyor. O yüzden dolu kızlar. Değil mi? Kısırı çok sonra yapıyordu bizde. Hazır ne yiyor? Çilek mi? Bunu ben sen aldın herhalde. Ben aldım. Ne o? Bunun bak. Ya. Al nasıl? İyidir, iyidir. Sana baktı geçin güzel. İyi aldın ya. Yani iyi. Böyle cama dedim bir tane al. Güzelmiş. Alınır. Hey, Junge. Deden 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 deden. Vallahi Azat. Kadir, vallahi deden deden deden. Dede. Hadi afiyet olsun bro. Kamera açık niye var şu an? Kamera açık işte bunu döktüm ya. Ha. İş yapıyorum iş Kadir. Seni gibi böyle ortada boş gezmiyorum. İş yapıyorum bak. Anne bak lan Martin anne bak. Hazır yetmiyor. Kameram niye böyle çok yakın olmuş? Hadi kameraya bir şey yaptın. Görmeden yaklaştırdın galiba. Alo. Yerimde oturuyorsun. Ama nasıl güreşleniyor? Nasıl güreşleniyor? Oraya çıkınca takipçiler çok korkuyor Kadir. Vallahi ben de korkuyorum. Ben korkmuyorum alışkın. Vallahi çok. Çok abi, seviyorum Kadir bunları. Şimdi başka ne koyacaktım? Şu dolaba şimdi götürüp hepsi tek tek temizlenecek de böyle. Sonra bu hafa kulukları alıyor Ali yemiyor ya. İşte. Valla şu kız var ya delirtecek beni. İki kavuruk mu almış? Hadi kavuruk. Hadi bunlar ikisi aynı değil mi? İkisi aynı hafı kulak değil mi? He. Ver ikisini bir yapayım bari. Aynı. Niye ki? Çürükler kim attı buraya? Onları ben temizledim. Çürüklerini attım. Hafı kulak Türkçesi neydi bizim ya? Bizim fırsatı hiç tatlıyor olur mu? Şeyi de aldı Türkçe. Yulaf yulaf. Ne yulafmış ne? Niye böyle ayrı ayrı yulaf almış bu? Olsaydı söyle. Söylemiyor Kadir ya. Kızları sen anlamazsın. Bastırmalı ekmek arası yakın değil ya. Pide de vardı. Pide aldım, simit aldım. Valla. Hepsi de buzukta. Hepsi de buzuk. Çünkü dışarıda hiç bırakmıyorum kızlar. Şubat'ı da atıyorum ya. Çok saat simit de var. Simit oraya koy, çıkar olsun. Şey, buzlu simit aldım. Kız atıyor orada biraz. Ha, geçen mesajını aldınız mı? He, ona benziyor. O çift step ya. Öyle aldım, gerçek simit de var. Yani pişmiş direkt. Vay, şeyden aldım. Ya Türk dükkanına çok gitme. Bir gittim mi de bir sıra alayım ki. Türk dükkanı pahalı bence çok gereksiz yere pahalılaştırmışlar. Aşırı pahalı olmuş. Salamlar o en ucuz salamı mesela 99 cent alıyorduk ya. Onlar bile şu an 2.50. Hadi. Yemin ederim. Bu pahalı acaba? Şey onlar insanlar hakkına mı biliyorlar ki hakikaten eksporttan mı çok pahalı? Valla bilmiyorum. Her şey işte pahalılarınca onlar da pahalı yapıyor otomatik. Ne yapsınlar? Azıcık pahalıya diyor, bize 1,5 katına satıyorlar. 1,5 kat pahalı mı? Yani bir de Türk marketleri düşüneceksin hani bu ofer şey gibi ucuz olamaz. Çünkü azlar. Onu da anlayabiliyoruz da. Bence bastırma sade güzel. Kadir bu arada ekmek arası yapıyor. Bastırma işte. Tereyağımız var, sileğimiz var. Bu zeytin mi? Bastırmamız var. Biraz mayonez, mayonez. Çok bu arada. Kadro eşyalar ne zaman kenara
kapının önüne koydum ya bir şey. İnşallah en yakın zamanda. Yani bugün götürsen ortada boş boş dolanıyor. Ben de yapacaktık ya, ben de yapacaktım. Ben de yapacağım da ilgiden kolay. Derdin ehli, derdin ehli. Hani bu pahalı nasıl tatlı bir kedi ya? Çok pahalı, o bende. İlla ben yapsam da yapacağım. Alı gel. Bak ben günde ne diyeceğim? Gel, gelirse. Gel oğlum. Lekali verdin mi pahalıya? Lekali. Lekali yok. Bunu bak nasıl gelecek? Hani gel orada güzel kızlar olur. Hadi. Bak. Afyon'un arın gözler et maviliği. Nasıl geliyor, nasıl geliyor? Pablo. Kadir hiç beni tanımadın. Gel. Bak baba nasıl geliyor? Gel. Kupak sen. Tamam, onu ister, o benim gel. Ne Kadir? Ne? Ananı duymadın herhalde. Yok hadi ben. Güzel kızlar diyorum Kadir. Güzel abi, kızlar. Allah sevdiklerine bağışlasın. Belki bir sevdikleri de sen olursun. Aman aman olmayayım. Kadir hiç yanaşmıyor. Aç ufak, aç. Hayatta daha önemli şeyler vardır mesela. Yemek. Şaka yapıyorsan da tabii daha üstün yiyor. Tabii ki nasip kısmet işi, bu demek. Nasıl yiyor, nasıl yiyor? Kupak gibi yiyor. Pavloş, kupakleşme. Aha, zil çalıyor. Kim geldi? Gülüm çizak ediyoruz ya. Zil çaldıkça Kadir korkuyor, cezamı geldi diyor yine. İşte görüyorsunuz halimi, kutuları boşaltıyorum. Pablo yemek yiyor, Kadir yemek yapıyor. Ha, simiş gelmiş. Pablo ye. Pablo da yemeğini yemiş. Simiş erken mi geldin? 3'ten çıktım. Çalışayım mı da? Sen bugün elbiseni prova yapacaksın ha. Similik. Robert Tayfoy. O Pablo yemeğini yedi şimdi kesin bir kalçık. Kadir elimi nerede kestim ya? Kesmişim elimi. Yerçime kutum da olacak. O diye bekliyorum. Evet, bak. Pablo. Yeşil mercime. Lan gidiyor gidiyor baş. Neyse kızlar, ben de buraları halledeyim. Başını ne yapacak diyor mu? Anlatacağım, bakın bir ne yapmış size göstereyim de. Şimdi. Tamam, ekmek sıcak. Abi villadan da online alışveriş yaptım bugün. Kadir ha, ekmek kızartmış burada. Ben de dedim. Neydi ama bak. Un aldım kendime. Daha lazım. Ekmek işi bitmedi. Ne yapacak? Koca dev ekmek mi yapacaksın ondan? Değil de. Geri atacağım içine. Yağını sürüyorum. Her yerine böyle güzelce. Yan erit geri mi pişireceksin onu? Ha, bastırmayla mı pişireceksin? Yok, peynirle. Peynirle birlikte. Ha, tost gibi yapacaksın peynir yani. Peynir biliyor musun? Ya, hop peştantın, anladık ya, seni Kadir. Güzel, ya iyi. Neyse, sen en son senin ekmeğini yine gösteririz. Bakalım Kadir ne mucizeler yapmış. Benim sandviçlerim güzel oluyor ama. Evet. Daha az da mal reht, haklısın. Kamera açık değilmiş, kendi kendime konuşuyor. Evet, bu çekmecem bitti çok şükür. Kızlar, ben Amazon'dan kendime şöyle yeni etiketler gördüm. Etiketler kendisi yazılı, transparanmış. Bir gelsinler, bir de çok ucuzdu, 5 mi 6 euroydu. Bir gelsin bakalım, bir hani her şeyi, her çeşit var mı? Eğer azsa birer paket daha sipariş ederim, çift çift olur en azından, değil mi? Şunları ben kendim öyle yazdıydım, koca koca. O etiketler daha güzel, gelsin de onları kullanayım. Hadi bakalım, sıra bu çekmecede. Bakın hep döküyorum işte, düzeltiyorum. İşte kutular dolu olunca ne kadar güzel oluyor, değil mi? İnsanın hoşuna gidiyor tabii de. Her dakikada onları nerede doldurmak? Yani şu şekilde dolu olunca tabii ki de daha güzel duruyor her şey. Düzenli duruyor. Hadi bakalım. Yardımcım Kadir Usta. He? Ya yardımcım Kadir Usta. Attım, kendimizi temizliğe vurdum. Kadir bugün odana da bir el atsan çok iyi olur vallaha. Değil mi? Yatak yatan değişecek, lamban silinecek, camın silinecek. Yatakları sen değiştir, camı ben sileyim. Bunu siler miyim? Valla. Ama güzel bir çalışma aslında. Evet. Simiş yeni işten geldi, onu elleyemiyoruz. Ama bana yardım ediyor mutfakta, biraz işte yerleşiyor. O iyi, onu kurban olurum ben o mileye. Öbür geberesince beni veremiyor öbürü. Ha?
Dyson'ın Allah canını alsın Dyson'ın. Hiçbir şey yaramıyor ha. Bu... Hiçbir şey yaramıyor. Sadece tozu çekiyor. Başka hiçbir şey çekmiyor. O yaramıyor tek onun için abi. O zenginlerin süpürgesi Kadir ya. Sadece hani evleri tüm fayans ya. Hiç kirmir yok. Hiç bulaşık yok. Yani bizim evlere olmaz. Kesinlikle olmaz. Fail. Fail alışveriş. Fail. Hadi ben de devam edeyim. Evet ve ikinci çekmecede bitti. Kadir de bu arada yatağını falan yüzünü değiştirdi, çöktü, buraları süpürdü. Şöyle bu da bitmiş oldu. Dur şöyle açayım da kız millet böyle gösteriyor. Anam be. Ah! Elimi kıstırdım. İyi oldu nari milletin ahmakını edersin. Millet ne yapmış gözünü sen de çıkar. Parmağını kıstırdın kadın. Baya ben de... Böyle hava atacaktım ki millet böyle çekmecelerini açıp da gösteriyor, elimi kıstırdım. Aha küçücük parmağımı, şişko küçük parmağımı sıkıştırdım ya. Böyle işte kızlar. Son hali bu şekilde. Hadi bakalım. Evet bakana Kadir'im de odasını temiz, nev resimlerini değiştirmiş, tertemiz. Maşallah diyeyim. Hadi bakalım. Bir anan iki dakika şuraya otursun, yorulduk. Kadir'le mutfağı düzelttik, bize çekmecelere yardım etti bana. Bir de şey kendi odasını da şey topladı ya. Şiş aldım ya. Ha yapak mı bugün? Ha sen yiyecek misin? Ben de yerim. Şey yani akşam yemeğim olarak yerim işte, mangal. Kadir buraya yapacaktı gitti. Kadir'in ipi diyorsun, sen ne diyorsun? İpiyle kuyuyor muyum? Ben de aynı şey Kadir'e söyleyeyim. Genç olacaklar. Ben de yaşına gideyim. Onlardan fazla irade, böyle antik her şey var içimde. Acayip erin gençler. Mesela bugün diyorlar ki bunu yapalım mı? Hemen vazgeçiyorlar ama. Evet. Hiçbir şey bu gençlik bizim, tükenmiş. Bizim yaşımıza gelseler ayağa kalkmazlar. He. Orduyor bunlar çalışmazlar bizim yaşımıza. Allah korusun. Ne diyeyim yani sonuçta 40 i̇şte yaşında öyle. İnsanın. Kendi sorumlu değil mi o saatten evet. Sonra? Ha bugün bir tane şey gördüm de yorum şey yazmış Narin abla diyor, eski videolarına baktım diyor, yüzün daha çok diyor böyle enerjik diyor, zayıfladıktan sonra diş taktırdıktan sonra tamamen değişti, eşki neşen falan yok. Kızlar neşeyle alakası yok ki. Neşe değil Kezban. Neşe değil Kezban duydunuz. Ama benim oğlum yakışıklı giyindi. Tabii ki hani enerjiniz olmayabiliyor eskisi kadar. Sizce yani işte bütün zayıflayan kadınların yazık ruhları anne, çekilmiş. Deliyor. Böyle yüzlerinize bakıyorsunuz, o mutsuz bir ifade ver. Evet vücudun çok güzelsiniz, her şeyi giyiyorsunuz, her şey size oluyor. Ama işte anne, o içinizdeki o ruh biraz ölüyor. Yani bu çok doğru söylüyor aslında o takipçim de. Ne yapacağım kızlar, ömür boyu da güzel görüneceğim, pozitif, enerjik dolu oluyorsun diye şişko gezemezsiniz. Mecbur bir yerde zayıflamanız lazım. Kendinizi bir şekilde kuru yapmanız lazım. Valla benim 65 kiloydum ben Can'la evlendiğimde. O resimlerimle, o geçen 2 seneki şişko halimle yan yana getireyim. Dersiniz yani bu o kadın mı? Tabii ki yemek insana çok enerji veriyor. Dur be Azat bir şey anlat yani. Git ayakkabılarını da giy, Babil'e aşağı inin. Yemek yemek, her şey yemek size vitamin, enerji, pozitiflik hormonu veriyor. Ve tabii ki bunları kıstığınız zaman, yemek yemediğiniz zaman, tabii hani rejimdeyim, yiyorum yine de her şeyi ama öyle her şeyi de gönlünüze göre her şeyi de alıp yemiyorsunuz bu süreçte olduğunuz için. O yüzden ruhunuz aç geziyorsunuz ve aç insan da ister istemez yüzü belki asık olabilir, belki size az enerji gelebilir ama bu da benim yani bu zayıflayan yeni diş takan da benim. Bana göre bir şeylik yok ama tabii ki enerjisizlik var biraz, hani bu yalan değil, bunu zaten sizler de görüyorsunuz ki bu bir bende değil yani bütün insanlarda öyle ki hani niye diyoruz ki zayıflayınca ay acayip başka biri olmuş, çok değişik duruyor ya da çok soğuk duruyor. Aslında soğuk değil, işte onun vücuduna alamadığı o güzel yiyeceklerin ona verdiği enerjidir yani. Maalesef yapacak bir şey yok kızlar, mecbur zayıf olmam lazım, biraz ömür boyu şişko gezemezdim. Ne? Şişkoyken daha güzelim, daha pozitifim ya.
Onu diyor. Canım bakışına bak, böyle bakıyor. Ne mi? Yok yani bazı takipçilerim öyle diyor. Kötü değil yani diyorlar. Daha o zaman daha bir pozitiflik varmış üstünde. Tabii şişko olunca. Yemek yiyince insan daha enerjik oluyor. Daha mutlu oluyorsunuz değil mi? Yemek yiyince insan mutluluk hormonları her yerden fışkırıyor. Açsanız olmuyor. Can dün neyi fark ettim biliyor musun? Şu an Can'a bakıyorum. Kameradan biz orada Türk dükkanına girdik ya. Hı-hı. Senin yüzünden turşu şişelerini görmemişim, korkumdan cinnek gibi bağırıyorum. Turşu şişesi? Şişe de varmış orada turşu. Burada aldın ya geçesin ama. Onları aldım da onlar da böyle büyük turşu. Onlar eski ya yani. Yok eski ve büyük. Daha çok turşu yapacağım ya bu sene o yüzden. Niye? Yiyorsunuz diye turşu çok seviyorsunuz. Bir sene yedik o bir sene kalacak. Valla ben kamerayı editlerken görüyorum. Aha diyorum ki turşu şişeleri de varmış. Ay ama bir daha gidersem alırım iki tane şu büyüklerden. Gördüm ben onlardan varmış. Neyse bakıp gidelim de dışarıda biraz da işimiz var. Dediğim gibi markete de uğrayacağım kısa bir hani market dediysem mağaza yani ufak tefek. Azada da çorap alacağım. Oraya uğrarız ondan sonra da berbere gideriz. Mağaza mı? Enkadi'ye gireceğim. Sen değil ben gireceğim hayatım. Ben de aynı şey giriyorum sonuçta. Gelme istiyorsan kendi dışarıda bekle. Hadi gidelim kalk. Hadi ya. Hadi kalkın gidelim kız kalkın gidelim çene bitmez. Dedim onu söyleyeyim de işte o enerjisizlik, o mutsuzluk yemek yememekten geçiyor. Hadi gidelim çocuk gidelim. Geçen Rümeysa Gül buradayken sildim. Lambası mı kapalı Can? Tak bir orayı ışığını. Ben de bıktım onu takmak. Benim başıma bela etti. Ne sen bakacaksın? Ben tabii bıktım. Kim söküyor bunu? Vallahi onu gece sildim. Aa şurada. Bakın burada. Rümeysa burada kına günü temizledim. Bak bir hafta olacak. Ne hayırsa bu sefer batmadı hızlı. Bura leke yapmışlar da Azatgil. Ne hayırsa vallahi bu sefer ahvarım batmadı. Bıktım artık illallah geliyor. Can bunu da benim başıma bela etti. Dedi ben temizleyeceğim. Ben bakacağım. Aha iki gün sonra benim üstüme attı. Ben ne yapayım ben? Vallahi kız acayip hızlı kirleniyor ki öyle böyle değil. Yani ne şaşırıyormuş ya. Can da diyor ki bugün gire camlarımı sildin. Akvaryum böyle akvaryumlarda. Niye çok kirleniyor ki ya? Altları şeyli akvaryumlar daha iyi. Böyle sandık oluyor altlarında. O şeyde filtreli oluyor. Filtreli bak, oluyor mesela işte. Mesela su ne oluyor biliyor musun? Su bir yerde bir de çeşmeye bağlı oluyor. Öyle oluyor temiz işte. Su geliyor. Temiz su sürekli yavaş yavaş devdaim yapıyor. Pis su filtreden geçiyor kalıyor da pis. Hani hiç böyle batmıyor. Sen sadece biraz camını sürüyor mu kalıyor? İşte o arındırmalı. Bu arındırma sistemi bunlar yok ki küçücük. Bunlar zor. Olmuyor. Onlar diyor ben nasıl temiz kalıyorum? Yani altlarında hep sistem varmış. Ben sadece dedim ya onları şey filtre takıyorlar. Hadi gidiyoruz kalk. O da pahalı. Onun koca evin olursa yaptırın. Ben sorduydum. 1500 euro arası yapıyorlarmış şöyle. Aman lazım değil. Aman yok kurban öyle. Yok abi yapmak için değil. Şu az şu zircinler bize yeter. Yani o filtreli yaptıkları için temiz kalıyor. Ama böyle küçük akvaryum yani evde yaparsanız şey yok. Kesinlikle temiz kalmıyor. Devir daim olmadığı için aynen. Suda su kala dura. Bidona bile su koysan kokuyor zaman. Aynen yüzme havuzu gibi düşünün yani. O nasıl sürekli kendi kendine temizleniyor, su temiz kalıyor. Akvaryum diye geçen hobi ise yapıyorlarsa alan var öyle. Onu yapan var tabii özellikle canım. Özellikle videodan bir mesela şöyle ağaç televizyon duvarı gibi gün büyük yaptırıyor. Çeşmeye bağlattırıyor. Aynen direkt hortumu oradan evet. Geçiriyor ki oradan direkt ben temizlendiriyor. Direkt sistem hiç. Su sürekli devirdeyim yavaş yavaş. Aynen. Onu işte akvaryumcular yapıyor. Kana elbiseyi de yıkadım oraya astım. Hadi gidelim valla gecikeceğiz ya. Hadi. Ha, hava ne kadar güzel güneşli. Gel araba burada Azat gel. Araba geliyor gel. Gel araba burada gel. Araba bir şey bilmem başı. Azat gel. Gel. Oo kaynamış arabanın içi gel. Gel kubani gel. Ana aşırı ne kadar güzel kimse benim orada çekseler beni. Lan arabayı bozuyorsun öyle olmaz gel. Yine kavga dövüş var. Hadi in bir yerine bil. Sen şunu tut da. Yarın iyi kötü içini biraz daha süpüreyim de. He? Nari? He. Arabanı? Sandıkları alalım. Düğün için. O annenin gözü. He arabayı içi biraz düğüne şeyde. Dışını da herhalde yarın yine yıkattırırım öyle yeter. Ana hava ne kadar sıcak. Azat oraya binme lan. Bozuluyor. Azat dökecek. Gel insan çocuğu geldi. İnsan gel. Allah geç kaldık. Ben giremem enkaydı. Çocuklar başkasını alır. Bak ben sana söyleyeyim. Aa başkasını alırmış. O zaman adam beklemiyor işte. Adam beklemiyor. Senin terminin var. Saatinde gidersen gideceksin. Oo, adam burada bir sürü eşyaları var Can. Bak.
Oh my god, araba var, şıpan şıpok var. Yok ki. Var var, bak ben sana neler vereceğim. Yandım lan. Aa, orada bak bir tane araba. Şıpan şıpokun. O şıpan şıpok değil. Ne ya? O Yehuda. Evet. Hadi ya. Göster artık beni ya. Göster ne olacak şu kadına, az bir şey göster. Biz ne yapıyoruz? Ah, açtı. Açtı. Narin. Neyse kız gidelim oğlum. Bunlar da ne? Ama tamam da o zaman puk. Çekil. Nokta at. Tamam bunu. Eğer osprat. Ciğer de var biliyor musun? Hayır. Ana gözlüklerim de nasıl yaptı? Ben böyle büyük gözlükleri acayip seviyorum. Siz sevmiyorsunuz da. Bana kızıyorsunuz bazen. At gözlüğü diye. Ama kızlar bana siz modadan anlamıyorsunuz ya. Bunlar moda moda. Ya tasarımcılar böyle büyük gözlükler çıkartıyor. Aa, ben bir yerde gördüm, böyle yeşili çok seviyorum ya, bu gözlüklere benzer yeşil gözlük sipariş edeceğim kendime. Ya. Ay, ben yazın bomba gibi geliyorum. Azat Aran yazın bomba gibi geliyor. Nerede patlayacağı belli olur. Doğru söyle, nerede patlayacağı belli olur. Ama sana bulaşmayayım da kime bulaşırsan bulaşayım. Nereye bulaşırsan bulaşayım. Hemen bir şöyle enkadeye göz atayım, çıkayım. Lazım olan şeyleri alayım hemen. Ondan sonra berber sıramız gelir de Can'la Azat neredeler? Eğer Azat Can'ı içeri götürdüyse içeride şu an harp oluyordur. Hemen bakayım. Ben şöyle berbere geldik. Azat o enkadede kaşla göz arası hemen şu burger setini almış, yemek pişiriyor. Şöyle yemek şeyleri, Allah Allah. Öyle fenasınız ki siz Azat. Anayı da geçtin oğlum. Hadi ya bir hamburger yap da yiyelim Azat'ım. Bir tane hamburger yap da anne yesin. Çabuk bir yap bir tane hamburger. Heh. Yap da yiyelim. Evet. Azat'la babası oturuyorlar şu an. Bakalım. Benim oğlum tabii ki de daha yakışıklı. Can tüm kendine cıvıldak yapmış ensesini. Sıfıra vurdu. İşte sıcak diye öyle yapın. Bir de acayip hızlı uzuyor ya, o yüzden kızlar. Bir bakayım Azat'ın saçı nasıl oldu. Kalın mı? Vay, yakışıklı. Çok yakışıklı oldun Azat. Tamam. Daha boya mı yapacak abi sana? Boya mı istiyorsun? Sprey istiyor. Bir farbe drop. Farbe o. Deswegen sagt er ist noch nicht fertig. Yapacak, du kriegst schon ein bisschen Farbe. Yapacak sana abi. Ya, bak şuna bak. Abi boya yapacak sana bak. Evde de yıkıyorsun. Oo, abi saçların çok güzel oluyor. Vay, güzel. Nasıl yakışıklı. Evet, gözlerini kapat. He. O nasıl güzel oldu saçların. Gördün mü? Ablalarım Azat'ım bitti. Can'ı bekliyoruz. Çok yakışıklı oldun ya Azat. Bak saçını görmek istiyorsun. Acayip güzel oldu. Azat. Oraya otur. Babi gelene kadar. Evet kitap, sen bize burger yapabilirsin Azat. Olabilir. Karıncalar gelmiş olabilir Azat'ım. Akşam duş yapana kadar böyle dursun, yazık. Çok heves ediyor çocuklar böyle berbere gidince. Saçlarını boyatıyorlar. Evet kızlar, şu şekilde de bahçede keyif yapıyoruz. Tabii ki de berpemsiz olmaz. Ve güzelim berpem. Vallahi dedik stresten kaç gel. Bu arada beylere bir iki dakika kanatları teslim ettik. Cayır cayır yaktılar vallahi ya. Berfi bunlar hiç yapmayı bilmiyor ya. Biz salataları yapana kadar bir geldim ki kanatlar yanmış. Vallahi. Nasıl anam ya. İşte bunlar da Can yapmış. Şiş yapmış bu ya. Aa, dün aldıydı ya bakkalda. Öbür etleri de getirmişsin atalım Berfi. Nefes nefese kaldım. Berhangil'i yolcu ettik. Eve gittiler. Çok güzel bir gün geçirdik bahçede, bol bol güldük, konuştuk, eğlendik. Saçına ne yaptın sen yine? He, onu direkt soy, ben yıkayım onu direkt. Ben de yıkamayacağım. Hep kan sırtı.
Berbere gitti ya. Yine boyamışsın. Ona bir banyo yapayım. Azade yatırayım. Videomu halledeyim yarın için. İşte bu videomu hazırlayayım. Makine yıkanmış mı simiş? Ana bu yıkanmış mı? Bu dolu değil miydi? Ha yıkanmış. Bunları boşaltayım. Milletin kendisi insanı sevdirir. Niye sevdirmiyor? Seni çizer simiş. Neyse kızlar, ben de bu videoyu burada kapatıyorum. Sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da görüşmek üzere. Hadi bakalım, bay bay.